Günaydın herkese. Merhabalar. Günaydın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyim dediğinizi duyuyorum. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendimiz için hem kendimizle ilgili hem bütüne ait bir pratik yapacağız ve güzel geçecek. Bugün eğer ki oruç tutanlar, kendisini yoga yapmak istemeyenler olursa yoga vakfının hesabından bir gün boyunca story'de kalacak bu, bilginiz olsun. Yani bir gün boyunca kayıttan alabileceksiniz. Sonrasında da vakfın YouTube kanalına bunu yükleyeceğiz. Oradan da takip edeceksiniz. Tabii ki canlı olması daha bir enerjisi yüksek olabiliyor. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Sevgili Adnan hocam geldi. O yüzden hani yorgunluğunuz olabilir, kendinize oruçluyken daha durgun hissediyor olabilirsiniz. İftardan sonra yapmak isterseniz hepsi uygun. Çünkü bir gün boyunca story'de kalacak bu kayıt. Sonrasında yapmak isterseniz, çünkü biliyorsunuz çok güzel bir programımız var. Yoga Vakfı hesabında birçok değerli eğitmenimiz ders veriyor. Onların derslerini de incelemenizi öneriyorum. Her biri birbirinden farklı bir enerji, her biri birbirinden farklı bir konu. Dolayısıyla herkesin o yarattığı enerji bambaşka olduğu için herkesin enerjisini tatmanızı, deneyimlemenizi çok isterim. Bu noktada biraz böyle açık olmanızı öneriyorum size. Belki biz de beraber başladık, yoga yapmaya beraber başladık. Bana takılı kalmamanızı öneriyorum. Benim size veremeyeceğim, bende olmayan bir enerji bu programın içinde mutlaka vardır. Oradan da kendinize çok daha katkıda bulunabileceğiniz durumlar oluşabilir. Şimdi ben size bugün küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra bu bilgiyi de yoga ile ilgilenen tüm dostlarınızla paylaşmanızı da istiyorum. Çünkü çok büyük bir emek var bu söyleyeceğim şeyin içinde şu anda. Biz bu Yoga Vakfı, Sit Ashram Ekolü eğitimini gerçekleştirdiğimiz, her sene bir eğitim gerçekleşiyor. Bizim dönemimizden bir dostum, çok yakın dostum ve çok değerli bir arkadaşım Murat Hoca, Murat Onuk. Biz bu eğitimler bittiğinde hepimiz kendimize ait kitap oluşturuyoruz. Ve bu kitaplar çok güzel bir hem anı hem de çalışmamızın ürünü olarak bir kopyasını sevgili hocamıza veriyoruz. Bir kopyası bizde kalıyor. Tabii ki bu çalışmaların herkes bir kitap oluşturuyor ama sevgili Murat Onuk'un yarattığı, oluşturduğu çok detaylı, yogaya dair her şeyin içinde bulunduğu çok değerli bir kitap. Bunlar böyle fasikül fasikül haline getirilmiş. Gerçekten bir rehber niteliği taşıyabilecek sevgili Adnan hocamızın ve Lourdes hocamızın bilgileri ışığında oluşturulmuş bir kitap serisi bu. Yogaya dair gerçekten her şeyin olduğu. Bu kitabı almak istiyorsanız Yoga Vakfı'ndan sizi birileriyle irtibata geçireceğim. Bana özelden mesaj atabilirsiniz. İnanın hani ben bunu duyduğum anda hemen aldım o kitaptan. Yıllardır yoga yapıyorum biliyorsunuz. Ama bu rehber başka. Çünkü unuttuklarımız, yaratmaya çalıştıklarımız, hep böyle kullandıklarımız ön plana gelirken kullanmadıklarımız yavaş yavaş arka planda yok olmaya başlıyor. Kullanmadıklarınızı hatırlayabilmek için bir rehbere ihtiyacınız var. İşte bu da sevgili Adnan hocamızın, Lourdes hocamızın
bilgileri ışığında yoganın bütünsel bilgilerini çok güzel böyle fasikül fasikül bir araya getirilen bir kitap. Sevgili Murat Onu'a ait. Yani bir derleme, tasarlama hepsi böyle fasikül fasikül konu konu halinde o kadar güzel oluşturmuş ki eğer derseniz ki ben bu kitaptan almak istiyorum, edinmek istiyorum bana mesaj atın. Ben size Yoga Vakfı'ndan bir arkadaşımla irtibata geçireceğim. Nasıl sahip olabileceğinizi çok daha detaylı bir şekilde birebir olarak size bu bilgiyi vereceğiz. Tamam mı? İnanın çok değerli bir kitap. Mutlaka edinin. Ve emek çok önemli bu noktadaki. Emek harika. Lütfen kayıtsız kalmayın bu habere karşı. Bu çok değerli bir haber. Okey arkadaşlar. Biraz şurası aşağı mı olurmuş? Bugün şöyle güzel bir akış yapalım. İçinde biraz akış o vinyasa olsun, akış olsun, biraz yin olsun, biraz yang olsun, biraz şöyle bütünleşelim ve günümüzü güzel geçirelim. Tamam mı? Yorumları kapatıyorum. Hepinizi matınıza davet ediyorum. Matınızda, bugün bak bazen şöyle oluyor. Matınızda olmak ya da bu hareket yapmak istemediğinizde bile koltuğunuzdayken dahi nefeslerinizi, hafif hareketlerinizi yapabilecek durumda olabilirsiniz. Kendinizi bir şeye şartlamayın. Mutlaka yapılması gereken şeyler değiller. Oraya doğru yolculuk yapmak bizim için çok değerlidir. Yolculuğu fark etmeye çalışın. Yolculuk. Bir yolculuk. Bir yerden çıkıyoruz ve bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz. Attığınız adımın her adımın içindeki o süreç halindeki enerjisini fark etmeye çalışın. Yani buradan oraya gitmek sonuç olarak düşünüldüğü zaman kafanızda, oraya gidene kadar olan yolculuğunuzda hiçbir anlam bulamayabilirsiniz. Ama oraya gitmek evet bir sonuç gibi görünüyor ama süreci eğer daha üst planda tutarsanız anda kalmayı çok daha güzel başarabilirsiniz. Deneyimlersiniz en azından. Daha iyi olabileceğine kanaat getirebilirsiniz. Bu anlamda küçük bir çalışma olsun. Ben şimdi yorumları kapatacağım. Son 5 dakikada açacağım. Bazen şöyle olabiliyor. Onu da son söyleyeyim. Bazı pozlar seni zorluyor olabilir. Ama o kadar detaylı anlatacağım ki size bazı şeyleri. Zorlanmanız, onu hemen bırakmanız anlamına gelmesin. Biraz zorluk olabilir. Yani kasınız biraz uzamıştır. Zorlandım bırakayım diye ne olur düşünmeyin. Çünkü o küçük dozda yani ayarlı olması gereken dozdaki stresler bizi büyütüyor, bizi tekrar olgunlaşmaya götürüyor, bizi araştırmaya götürüyor, bir şeyleri anlamamızı sağlıyor. Öyle hemen vazgeçerseniz o zaman o yolda ilerlemek, ikinci adım atmanız zor. İkinci, üçüncü, dördüncü adım atabilmek için o küçük stresler, küçük dozdaki zorlanmalara okey diyeceğiz, tamam mı? Hadi bakalım, kapatıyorum. Yorumları kapatıyoruz. Okey, şimdi herkes matına geçsin. Matımıza geçiyoruz. Biraz şöyle vücudumuzda unuttuğumuz şeyler, unuttuğumuz eklemleri hareketlendirmeye başlayabilir miyiz? Parmaklar mesela. Ayak parmakları açın kapatın. Açın, kapatın. Parmak ucu üzerine doğru hafifçe çıkın. Omuzlarınızı biraz sağa, biraz sola. İsterseniz şöyle yanlara doğru yavaş yavaş sallanın. Vücudunuz yavaş yavaş hareketleriyi tekrar fark etsin. Günlük hayatımızın içinde kuralsız hareketler yapabilir miyiz biraz? Hani sen normalde uykuda uyandığın zaman bu hareketi tasarlıyor musun? Tasarlamıyorsun. Bedenin ihtiyacını gerçekleştiriyorsun ya. İşte onun gibi, ona uygun enerji içerisinde biraz şöyle büyük hareketler istiyorum sizden. Hafif sağlar, hafif sollar, hafif yukarı uzanmalar, hafif aşağı bırakmalar, belki parmak ucunun üzerine doğru yükselmeler, belki bir parmak ucunun üzerine çıkıp diğer parmak ucunun üzerine doğru gelmeler. Yani burada beden ihtiyaçlarını fark ettiğinde, mesela çok fazla sırtınız ağrır, sırtınızı şöyle yaparsınız. Sonra nefesiniz çok fazla kambur durursunuz, vücut kendini şöyle bir açmak ister. Çok bilgisayar kullanırsanız öne doğru kıvrılma çok artmıştır. Sonra kendinizi şöyle bir açın,
açayım demeye başlarsanız ya, ihtiyacı hissediyorsun, işte vücudu dinlemek böyle bir şey. Siz bazen farkına varmadan kendinizi dinlediğinizi fark etmeyebilirsiniz. Ama şu hareket kendini dinlemektir. Ya da çok şöyle dik durduğun, gereğinden fazla dozu kaçırdığın zaman içeriye doğru bükülmek kendini dinlemektir. Şu kolu şöyle bir uzatmak, buraya doğru uzanmak kendini dinlemektir. İşte bunların hepsi, eğer doğru dinlediğin zaman, içindeki ses sana anlatıyor bunu, dinlediğin zaman kendine zarar vermen zor. İçinizdeki sesi dinleyin, zararda çıkmazsınız. Son kez. Şöyle bir yukarı uzanın. Hafifçe aşağı iniyoruz. Hadi artık kurallılara geçelim. Nefes al yukarı. Nefes ver aşağı. Hafifçe dizler bükülebilir, yukarı çıkarken uzasın. Nefesinizi veriyorsunuz aşağı, alıyorsunuz yukarı. Tekrar. Nefesinizi verin aşağı, alın yukarı. Hadi bir tane daha. Aşağı iniyorsunuz, yukarı doğru uzanıyorsunuz. En yüksek noktaya çıkarken omuzda bir hassasiyet yaşanıyorsa arkadaşlar, çok yukarı uzatmanıza gerek yok. Belki biraz bükülmüş, belki biraz önde de kalabilir. Yani acının üzerine gitmek o problemi çözmeyecek. Onun etrafından dolaşarak, ona kendini hissettirerek, hareketin yapılabilir halini fark ettirerek, çözümü anlayarak yoluna devam edersen, evet yavaş yavaş iyileşme tınılarını başlatmaya oluşturuyorsunuz. Bacaklarınızı biraz açın şimdi. Ayaklarınız 45 dereceye doğru uzansın. Omuzlar yukarı, aşağı, yukarı, arka, aşağı, öne. Kolların sana yardımcı olabilir. Onları sabit tutmaya çalışma. Onlar kendi akışı içerisinde. Omuzlarının öne, yukarı ve arkaya gelişi esnasında kollarınızın gevşemiş halini bulmaya çalışacaksınız. Ben de buna güzel bir akış kendime bir ritüelin içinde hissetmeye başladığımda an sadece artık omuzlarımın çevrilmesi bir sonuçtu ama ben onu öyle bir güzelleştiriyorum ki kollarımın, avuçlarımın, parmaklarımın hareketi ve enerjisiyle öyle güzelleştiriyorum ki artık o benim için bir seremoniye dönüşmeye başlıyor. Deminki omuzu çevirmeydi, şimdiki seremoni olmaya başladı. Kendim karar verdim. Bunu böyle olmasına kendim karar veriyorum. Son kez. Ön, yukarıya, arkaya ve aşağı. Büyük bir nefes alın kollar yukarı. Nefesinizi verirken aşağı doğru hafifçe iniyorsunuz. Tekrar nefesinizi alırken yukarı uzanın. Tekrar nefesinizi verirken aşağı hafifçe inin. Dizlerinde hassasiyeti olanlar varsa çok aşağı inmek zorunda değiller. Ama hiçbir problem yaşanmıyorsa dizlerimizle ilgili aşağı kadar biraz daha yaklaşmak, nefes alırken yukarı çıkmanız mümkün. Tekrar aşağı. Uzunca bir nefes al yukarı. Sunflower bulunalım. Yukarı doğru uzanın. Lütfen kendi durumunuza uygun tavırlar uygulamaya çalışın. Dizimde hassassam az. Omuzumda hassassam az hareket. Sıkıntım yoksa çok hareket. Daha büyük hareketler. Her bir formun bir adım ötesini araştırmaya çalışıyorum. Ama bir adım ötesinin olmayacağı gerçeğini bilerek, belki de öyle bir gerçek var. Belki bir adım ötesi yok benim için. Bunu kabul ediyorum ama araştırıyorum. En yüksek noktaya çıktıktan sonra şimdi gövdeyi öne katlayarak hafifçe aşağı. Aşağı kendinizi bıraktığınız zaman ellerinizi yere koymaya çalışın. Ayaklarınızı biraz daha birbirinden uzaklaştırmayı deneyin. Ellerinizi yere tam olarak koyduktan sonra avuçlarınızı omuzlarınızın altında tutmaya çalışıp dizleri dümdüz, kalçayı topuklarda aynı hizada, ayak tabanlarınızın tamamını yere basacak şekilde. Çok yavaşça ayaklar birbirine doğru yaklaşmaya başlasın şimdi. Küçük küçük adımlarla. Küçük küçük adımlarla dizlerinizi yavaşça bükün ve yuvarlanarak yukarı doğru çıkıyoruz. En yüksek noktaya doğru uzanın. Kollar yukarı uzandığında orada biraz bekliyorsunuz. En yüksek noktada dur. Nefesinizi verirken şimdi öne doğru kapanıyoruz.
Kapandıktan sonra ellerimizi yavaşça yere koyacağız. En çok ne kadar öne gidebiliyorsan. Şimdi yavaş yavaş geriye doğru gel. Koy dizlerini yere ve indir kalçayı topuklarına. Kalça topuklara yaklaştığında bel omurlarından başlayıp boyun omurlarına gidene kadar en uzun mesafeyi yakalamaya çalışıyoruz. Nefes alırken öne doğru gövdeyi yuvarlayıp omuzlar ellerinin üzerine geldiğinde orada durun. Sonra tekrar boyun, sırt ve bel omurlarınızla aşağı doğru kendinizi bırakıyorsunuz. Bel omurlarınızı yukarı, sırt omurları yukarı, boyun omurları yukarı, kalça ama çok az, biraz kendini aşağı bırakabiliyor mu? Asla itmeden, asla itmiyorsunuz. Hafifçe bırakmak, kalbi karşıya doğru çevirebilmek, yüzü gökyüzüne hafifçe çevirebilmek, başını yere, boyun yukarı, sırt yukarı, bel omurları açılarak aşağı iniyoruz. Bir dalgalanma yaratıyoruz. Sırtımı iyice takip edin. Belden başlayıp boyun omurlarına kadar gelip kalçadan aşağı serbest bırakıp yüzünüzü hafifçe yukarı. Başınızı yere bırakıp boyun omurları, sırt ve bel yukarı, kalça topukları aşağı. Üç tane daha dalgalanmayla öne doğru gel, kalçanı yere doğru bırakıp yüzünü yukarı çevirmeyi. Başını yere, boyun yukarı, sırt yukarı, kalça aşağı doğru inmeye çalışıyor. Bir kere daha. Dalgalanarak öne doğru geliyorsunuz. En çok ne kadar öne girebiliyorsan gel. Şimdi tekrar başınızı aşağı bıraktıktan sonra kalçayı geriye doğru getirmeye çalışıyoruz. En çok ne kadar aşağı gelebiliyorsan, ellerinin girebileceği o en uzak mesafeyi bulduktan sonra parmaklarınızla kendinizi çekmeyi deniyorsunuz. Böyle omurlar öyle güzel açılmayı deniyor ki, dizinde hassasiyeti olanlar ne yapabilir? Bir havlumuz vardı, hep her şeye, her derde deva. Onu mesela dizlerimizin altına koyabiliriz, yumuşatabiliriz ya da mat ikiye katlanabilir. Ellerinin öne doğru tam uzanmaya başladığı noktadan sonra baktın ki daha çok öne gelemiyorsun. Omuzlar öne doğru gelsin, ayaklarınızı yere takın. Aşağı bakan köpek pozisyonu yogada çok temel bir dinlenme pozisyonudur esas. Oraya doğru yerlere yerleşirseniz beden gereğinden fazla efor harcamamayı anladığı andan itibaren sürdürülebilir bir enerjiyle karşı karşıya olacaksınız. Bu güzel bir şeydir. Yani kaldır kalçayı yukarı şimdi. Topuğu yere iyice bastırmaya çalıştığında orada biraz bekle. Yandan bana bakarsanız eğer, ya da beraber yapalım. Kalça yukarı çıktıkça, topuk aşağı indikçe, sırtın daha çok içeriye doğru bükülmeyi fark ettikçe bir açı buluyorsunuz. Bu öyle bir açı ki kendinizi artık taşımayacağınız bir açı bu. Kendinizi taşımıyorsunuz bunu yaparken. Ama eğer omuzlarınızı öne doğru, kollarınızın öne doğru gelmesine izin verirsen, o zaman kolların kas gücüyle seni taşımaya, eğer gövdeyi kollarının altına doğru itmek gibi bir hedef koyarsan kendine, bu bir sonuç değil, sürecin içinde varoluş, sıkışmış dokulardan kurtulmaya çalışma, hem nefesinizi hem konuşma tonunuzu değiştirmeden burada kalabilmeyi başlatmış olabileceksiniz. Ellerinden öyle güzel bir kök salış var ki bu köklenme sayesinde vücudumun üstüne doğru bütün enerji hafifleyerek yükselmeye başlar. Mekanik bir hareket içinde kalmanızı hiç istemiyorum. O yüzden kaslar üzerinden değil, enerji bedeni üzerinden, enerji rüzgarları üzerinden bedeni anlamaya çalışın. Yere paralel oluyoruz. Koyduk dizleri yere, indiriyoruz kalçayı aşağı doğru. İndir ve bekle. Al nefesini öne doğru gel, yere paralel ol ve kalçan yukarı doğru yavaşça çıksın. Tekrar nefesinizi alın, yere paralel. Dizler yerde ve kalça topuklarda. Üç tane daha yapabilir miyiz? Kapatın gözleri. Gözler kapalıyken önce yere paralel ve sonra kalça yukarı, sonra yere paralel. Dizleri yere koy ve kalça topuklara doğru insin. Bir tane daha.
Uzunca bir nefes al ve bekle. Uzunca bir nefes al ve bekle. Yukarı çıktığın zaman sağ dizini hafifçe bükerek, sol dizini hafifçe bükerek sanki olduğun yerde adım atmaya çalışırmış gibi düşünün kendinizi. Bir sağ dizi bükerek sol topuğu yere yaklaştırın, bir sol dizi bükerek sağ topuğu yere yaklaştırın. Yumuşak yumuşak hareketler bunlar. Uzunca yere kuvvetli bir şekilde bastıktan sonra bekliyoruz. Sağ bacak biraz yukarı çıksın, hafifçe aşağı bırakın. Şimdi sen dört ayaklı bir masa gibisin. Yere kök salmışsın. Her şey olması gerektiği gibi dengedeyse, masanın üzerindeki eşyalar, eğer ayaklar dengeliyse durabiliyor, bir iki ayak yamuksa tutamıyorsun değil mi? Ama eğer iyi bir denge yaratırsan, üç tane masa bacağı da işe yarar, beden devrilmeden yukarı çıkabilir. Yani bir bacağı ortadan kaldırdığında aynı dengeyi sürdürebilmeyi fark edip yukarı kaldırdığın bacak hangisi ise dizi bükerek iki elin arasına doğru getirmeye çalışıyoruz. Arkadaki bacağımız öne, sağ bacağımızın arkasından kendimizi tutarak geriye doğru hafifçe bırakıyoruz. Dizleri kendimize doğru çekerek, iyice dizleri gövdeye yaklaştırarak tamamen kendimizi doğru çekip biraz sağ tarafımıza doğru, biraz sol tarafımıza doğru inmeye çalışıyoruz. Uzunca bir nefes al. Oh, güzel. Belinde hassasiyeti olmayanlarda yukarı doğru yuvarlanıp arkaya doğru yuvarlanma yapacağız. Belinde hassasiyeti olanlar varsa, mesela bir fıtık, mesela bir osteoporoz, osteopeni, kemik yoğunluğunda azalma, mesela aşırı stres, o zaman burada kalıp sağa ve sola doğru. Bunlar yoksa bacaklarınızın arkasından yakalayıp bacaklardan hafifçe bir kuvvet alarak yukarı geliyoruz. Topuk yere değebilir veya yukarıda kalabilir. Yuvarlanarak geriye. Hafifçe. Benim kadar yavaş olmayı deneyim. Benim kadar ılımlı enerjiyi dengelemeyi deneyim. Uzunca bir nefes al. Uzunca bir nefes ver. Yerde yuvarlanan bir top gibi her bir omuruğu yere sırası geldiği zaman yapılmaya çalışıyor. Sırası gelince uzunca bir nefes al, uzunca bir nefes ver. Uzunca bir nefes al, uzunca bir nefes ver. Ortada dur şimdi. Bacaklarınızı tam açmaya çalışarak gövde yüksek kalsın, bekliyoruz bu noktada. Uzatın bacaklarınızı öne doğru. Kollarınızla ne kadar yukarı doğru çıkabiliyorsanız çıktıktan sonra öne doğru kapatıyoruz. Paşı mutlaka sana. Bekle orada. Zorlanınca ne yapacağımızı biliyoruz artık değil mi? Belki bir şal, belki bir havlu değil mi? Öyle yapıyoruz. Şal veya havluyla. Küçük bir müzik değişikliği yapalım. Öne uzanmayı devam ettiriyoruz. Hareketimiz devam ediyor. Öne uzanma sırasında hep anlatıyorum. Yeni gelen arkadaşlarımız belki vardır bugün. Eğer ki oraya çok güçlü bir enerjiyle gitmeye çalışırsak sürekli olarak şunun gibi daha çok ileri gittim. Şimdi daha çok ileri enerjisi bizi yogadan biraz uzaklaştırıyor. Bütünsel enerjiyi dengeleyebilmek adına gideceğiniz yerde kalmaya biraz zorlanmış olsanız bile orada o zorluğu hafifletmek için aslında gücü eritmeye, sıkışmış enerjiyi hafifletmeye, orada daha uzun süre kalabilmeye çalışacağız. Bu bir bakış formu. Eğer ben gergin bir tavırla burada kalmayı sürdürürsem, sürdürülebilir bir kavram yaratamam. Sürdürülebilir bir enerji yaratamazsam, olduğum, yaşadığım an içerisinde sürekli yıpranmak zorunda kalırım.
İstiyorum ki, evet buraya gelene kadar bir yıpranma, çünkü Yang karakter oluştu ya, Yang içinde geldim buraya, yine dönüşmeye çalışıyorum. Zamanı geldiğinde, yolum açıldığında bir hamleyle daha ileri gitmek, yine belki orada baskın bir güç devreye girip, yine olduğum yerde dururken yine dönüşmeye, durabilmeye, durabilmek, durmak, durabilmeyi anlayabilmek, durmak. Fiziksel beden bize öyle güzel rehber oluyor ki, zihinde ve enerjide bunları anlayabilmek için işte rehberinizi kullanın. Burada henüz sabredemiyorsanız zihinde özgürleşmeyi beklemek çok zor. Anlayabilmek çok zor. Önce bedende yaratın, gördüğünüz yerde dönüşümde nelere ihtiyacınız olduğunu fark etmeye çalışın. Bırakın kollarınızı aşağıya. Yuvarlanarak yukarı doğru çıkıyorsunuz. Bir kere daha yapalım. Bu sefer sessiz bir öne doğru bükülme olsun. Ayağın nereye denk geliyor? Belki de tutamadınız. Gene her derde deva bir havlunuz ya da bir kayışınız var. Belki uzakta kalarak. Sadece benim için gidebileceğim o en uzak mesafe ama gerçekten elinden gelenin o en iyisinden bahsediyorum. Bunu yakaladığında gözlerini kapat. Şimdi 4 nefes içinde eğer elinin ya da vücudunun daha çok öne doğru gidebileceği duygusu, enerjisi, bilgisi sana ulaştıysa kendi kendine şunu anlamalısın belki de. Sabır gösterdiğimde beden kendini o gücü eritti ve bana yol açtı. Gitmek isterken açılmamıştı. Gücümü eritme düşüncesi o yolu bana açtı. Yani bekleme, sabır gösterme duygusu ya da eylemi bana bu yolu açtı. O zaman bir sonraki hamlenin de farkındalığı başlıyor. Yani bu ne demek? Devam et bu tavrına, yolun hep açık olacak, açılacak kendiliğinden. Bütün ağırlığını yere serbest bırak ve gövdeyi bir tarafa doğru yavaşça indirerek dizlerinizi arkaya doğru getirmeye çalışın. Bu önemli bir form. Bedenimi hafifletmeye başlıyorum. Şimdi mesela bacağınızı öne getirmeye çalışmak için gövde burada durursa zor. Ama gövdeyi sola indirdiğin zaman bacak kendi kendine yukarı doğru kalkabildiği gibi rahat bir formda, ona stres yaratmadan uyumlanarak, bedenin sola doğru düşmesine izin vererek bacağımı öne getiririm. Pratik olanlar için bu anlattığım şey çok önemli bir konu gibi gelmeyebilir. Ama ilk defa yapanlar için ve yola çıkacaklar için çok değerli. Bir kere daha yapalım. Bacaklarımı arkaya kıvırmak istiyorum, bükmek istiyorum. Gövdemin ona uyumlanmasındaki o bütünlüğü fark ediyorum şu anda. Bu bacağın arkaya gelebilmesi için bedenin yapmış olduğu iş, bütüne vurduğun zaman uyumun ta kendisi. Ellerinizi öne doğru uzatıp, öndeki ayağınızı geriye doğru çektikten sonra kalçanız yukarı doğru çıksın. Yere paralel hale geldikten sonra dizlerinizi yere koyup kalçayı topuklarınıza doğru yaklaştırmaya çalışın. Geriye doğru yavaşça kendinizi ittiğiniz zaman dizlerinde hassasiyeti olanlar üzerinde durduğu zaman ağrı varsa burada kalabilirler. Yere değdiğinden dolayı bir ağrı varsa matımızı şöyle katlayabiliyoruz bu pozisyonda. Burası daha konforlu. Hiç ihtiyacın yoksa o zaman normal durmaya devam. Çok yavaşça ellerimizi o en uzak noktaya doğru götürmeye çalışıp bekliyoruz. Alıyoruz nefesi, öne geliyoruz. Biraz böyle bedende aslında Surya Namaskar'da tüm enerji merkezlerine dokunuş, enerjisel dokunuşlar var. Biz bunları bugün poz gideceğiz. Küçük küçük hareketler gibi. Pozların içinde daha uzun süreli kalmaya çalışacağız. Ve sizi biraz asanalarla dansa hazırlıyorum aslında. Asanalarla dans. Alın nefesinizi öne doğru gelin. Ayaklarınızı yere takın. Kalçanızı yukarı kaldırın. Bir
Birkaç tane güzel poz, güçlü poz. Ayaklar bir araya gelsin. Sağ bacağınızı yukarı doğru kaldırıp sol topuğunuzu yere serbest bırakmaya çalışın. Sol topuğunuzu yere serbest bırakmaya çalışırken bacağınızın arkasındaki gerilmeyi gövdeyi çevirin sağ tarafa hafifçe ve başınızı kolunuzun altında tutmaya çalışın. Yukarıdaki bacağınızı tam iki elinizin arasına doğru getirmeye çalışırken belki bazılarınızdaki gelmedi, onlar geride tutabilirler. Sonra küçük küçük adımlarla da öne getirebilirler. Arkadaki ayağınızı yere koyun, basın tabanınızı yere. Kendinizi yukarı doğru bacağınızın üzerinde itmeye çalışın. Şimdi bedeni dinlemek, doğru hamleleri yapmadıktan sonra da çok bir işe yaramıyor. Yani dinliyorsun ama anlam vermemeye başlayabiliyor. Kalça kemiklerimizin ikisini de karşıya doğru, sağ ayağımızın baktığı yöne doğru çevirmeye çalışıyoruz. Sağ ayağımızın baktığı yöne iki kalça kemiği, elleri kalça kemiklerine koy. Sol geride kaldıysa, demek ki hala karşıya dönmedi. Karşıya doğru çevirmeye çalışıyoruz. Karşıya doğru çevirdiğimiz zaman bekliyoruz. Şimdi sen burada gövdeyi çevirmekle meşgul olurken, sadece gövdenin yeteneklerini sorgularken, ya benim kalçam dönmüyor ya da benim gövdem dönmüyor, bunu sorguluyorsanız, o zaman bütünsel bir formun içinde olmayabilirsin. Kalçanın öne doğru dönmesini sağlayan faktörlerden bir tanesi arkadaki ayağınız. Ayak ucunuzun bir miktar ön tarafa doğru, topuktan daha önde olması gerekiyor ki kalça öne dönebilsin. Bakın deneyelim. Ayak ucunuzu arkaya çevirin ve kalçayı öne çevirmeye çalışın. İhtimal yok. Yani iki sene uğraşsak gene dönmez. Böyle bir yapımız yok çünkü. Ama topuğu geriye, ayak ucu öne doğru çevirdiğiniz zaman evet işte bir yol açıldı benim için. Bu yol kalçadan mı açıldı, kökten mi açıldı? Bütünlüğü görmek için size bir fırsattı bu. Şimdi öndeki bacağınızın üzerine doğru gövdenizin bütün yükünü bırakmaya çalışacaksınız. Bırakırken dengeyi korumaya çalışıyoruz. Baktık ki çok zor geliyor şu an. Ellerinizi bacağınızın üzerine dize dokunmadan ya biraz altına ya biraz üstüne dokunabilirsiniz. Bütün ağırlığınızı yere bırakırken, belki de ayak bileğine kadar, belki de yere kadar inecek vücudu. Burada durmaya çalıştığınızda zorlanırsan, bloklarınız varsa bloklardan da yardım alabilirsiniz benim gibi. Yoksa ayak bileği, diz hariç her yerden dokunulabilir. Burada önemli olan şey şu, size biraz yaklaşayım, daha iyi fark edin beni. Gövdeniz bunu yaparken sola doğru benim gibi dönmüşse, hala daha sol kalçanızla ilgili bir sıkıntı var. Yani onun gelmesi gereken yeri henüz daha başlatmadınız. Sol kalça sağın yanına inmek için yaptığı hamleyi bulabilirse, yapacağı işi anlayabilirse, sol sağın yanına, işte ekrandan biraz değişik görünüyor, sağ sol gibi görünüyor, sol sağ gibi görünüyor, ona takılmayın. Yukarıdaki kalça, açıkta olan kalça aşağı inerken, arkadaki bacağınızın, özür dilerim, aşağıdaki bacağınızın arka bölümündeki uzamaya ya da gerilmeye de takılmayın. Bu kendini uzun süre burada koruyabilecek bir tavır. Yani acı dediğin şey gerçekte bir acı değil. Hafiflemeye, uyumlanmaya çok açık bir durum, hal, tavır bu. Bütün ağırlığınızı yere bırakmaya başlarken kalça kemikleriniz de yere paralelse gövdenizin bu durumu kompanse etmesine gerek kalmayacak. Yani idareten bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Ama gövdeniz sola bakmışken oraya inmeye çalışmak için ekstra bir eforla oraya doğru dönmeye çalışmak zorunda kalacaksınız. Bu efor çok yıpratıcı. Ancak bütün bunların yerine kalça kemiklerinizi yan yana getirmeyi başarabilirseniz artık burada uzun süre kalabileceğiniz, kendinizi teslim edebileceğiniz, zannettiğiniz acının gerçek olmadığını fark edeceğiniz bir enerjinin içine girmeye başlıyorsunuz. Piramit. Ellerinizi yere koyun ya da bacaklarınızı üzerine koyun. Yavaş yavaş yukarı doğru kendinizi yukarı itin. Kalça kemikleri karşıya dönükken büyükçe bir nefes alarak kollarınızı uzansın. Bir kere daha öne doğru kapanıyoruz.
Personal daha sana. Arkadaki ayak ucunun üzerine doğru çıkıp öndeki dizi bükerek alıyoruz başı hareketine ve kalçayı yukarıda gövdeyle kollarımızın altına doğru olabiliyorsa tabii itmeye çalışıyoruz. Topuk yere değmek zorunda değil. Eğer ki değmiyor ama tam bıraktıysan değmiş kadar anlamlı. Yere değiyor ama sürekli itme içinde kalıyorsan itmek enerjisi, yan karakter, o zaman değmemesi daha bile iyi olabilir. Onu anlamaya, o bakış açısına geçmeye çalışırsanız harika olacak. Sol bacak yukarı. En yüksek noktaya. Demin sağ yukarıdaydı. İki elini arasına doğru getirip arkadaki ayak tabanınızı yere koyun. Öndeki bacağınızdan kendinizi yukarı doğru itmeye çalışın. Yine buraya yaklaşayım ben. Sağ kalçayı öne doğru çevirebiliyor muyuz? Bakın bakalım arkadaki ayağınıza. Geriye doğru açılmışsa biraz öne doğru çeviriyoruz. Gövdeyi tam karşıya doğru çeviriyoruz. Büyük bir nefes alarak kollar yukarı uzansın. Açık bedeni fark edebiliyor musunuz? Açık beden. Çünkü açık bir beden, açık bir zihin ve açık bir ruh bağlantısı kurmaya başlıyor. Ya da tam tersi, açık bir zihin varsa zaten hali hazırda, bedeninin açılması için büyük bir şans tanıyor sana. Açık olabilmeye davet ediyor. Hepsi birbiriyle bütün. Öne doğru kapanıyoruz. Ellerimizi yere koyduktan ya da bacağımızın üzerinde bir yere koyduktan sonra bir an için duralım. Sağ kalça aşağı doğru dönmeye çalıştığında solun yanına gelmeye çalışırken gövdemizi tam bacağımıza paralel hale getirebilmeye başlıyoruz. Her şey tamamsa kendini yere bırakabilirsin. Bunun aşağı doğru inme halini anlayabilmek, yani pratiğiniz daha çok yeniyse çok böyle hemen anlaşılması mümkün olmayabilir. Ama sen niyetini, iyi niyetini koruyarak bunun aşağı inmesiyle ilgili yöntemi aramaya devam et. Doğruluğunu sorgulama, benim dediğimin içinde enerjisel ol. Evet, sorgula tabii ki ama yapamıyorum kısmında olmasın o. Aşağı doğru, bugün değil, yarın değil, belki ondan sonra, belki hemen aşağı dönebilecek ve kendinizi yere bırakabileceksiniz. Tamamen kendinizi yere bırakmış, başınızı bacağınızın üzerine bırakmış kalabilirsiniz. Sadece burada kendinizi yere itmek değil, kendinizi yere bırakmak olduğunda nefesinizle ilgili zorlanmalar olmayacak, konuşma tonunuz kaybolmayacak. Aynen burada normal durumdaymış gibi, çünkü her şey yerinde, kök sarılmış, eklemler açık, hafiflik yüksek, enerjisi devam ediyor. O zaman öne doğru bükülmeniz sizin için çok büyük bir problem teşkil etmeyecek. Arkadaki bacağını yere güçlü bas, tabanını. Yavaş yavaş kendinizi yukarı doğru iterek bir kere daha. Yukarı doğru kollarınızı uzatın. Ve öne doğru gövdenizi yavaşça serbest bırakın. Arkadaki ayak ucunuzun üzerine doğru çıkarak öndeki dizi büküyoruz. Ve bacağımız yere doğru geliyor. Koyun dizleri yere. İndirin kalçayı topuklara. Yere tamamen yaklaştıktan sonra ellerinizi öne doğru uzanmaya çalışıyoruz. Nefesinizi alırken öne doğru geliyoruz. Ayaklarımızı yere takıp kubbaka dandasana ve kalçayı yukarı doğru çıkarak yere bakan köpek poz. Orada biraz dur. Dinlenme pozu zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Öncelikle sağ bacağınızı yukarı kaldırıyorsunuz. Sağ bacak yukarı çıktıktan sonra onu iki elinizin tam arasına doğru getiriyorsunuz. Sağ ayak öndeyken öndeki bacağınızı yavaşça yukarı doğru kaldırmaya başlayın. Arkadaşlar, savaşçı pozisyonlarında büyük bir yang enerjisi var. Kök salışma, özgürleşme enerjisi var. Savaşlar çok güçlü pozlar ve biz aslında bütün bu pozların temelinde meditatif enerjide oturuş sağlayabilmek için yapıyoruz veya meditasyona oturuyoruz. Bunlar için de bedenimizin kuvvetli olması gerekiyor.
Ancak doğru formlar, doğru açılar yaratmak elimizden geldiğince bizi rahat ettirir. Biraz kaymalar böyle çok büyük dertler yaratmaz. Ama elinden geldiğince farkındalıklı yapmak büyük bir avantajdır. Öndeki dizinizi bükerek, bekleyin burada. Bakın, bekliyorsunuz. Olduğunuz yerde kalın. Şimdi burada zorluk çeker. En özel konusunuz yeterli değilse, tam sağ kalçanın altına biraz daha gelebilecek şekilde sol kalçayı aşağı serbest bırakabilecek, sağ bacağının özellikle biraz daha altını doldurabilecek şekilde bir güç uygulaması yaratıyor. Topuk ve dizi aynı hizaya getirerek dizimin iç tarafından ayak baş parmağımı görmeye çalışıyorum. Sizden de bunu isteyeceğim. Arkadaki ayak tabanınız yere kuvvetli bir şekilde basacak, diziniz dümdüz olacak. Özellikle sandalye koydum, eğer yakında izletmen siz de alın. Üzerine oturduğun pozisyonda şunu uygulamaya çalışabilir misiniz? Gövdeniz kalçanızın tam üstünde, yani öne doğru şöyle gittiyse onu lütfen geriye doğru toparlayın. Geriye toparladıktan sonra dizinin iç tarafına baktığında ayak baş parmağını görebiliyorsan bu dizinin yeri baktığı yer çok güzel, tabanı yere kuvvetli basmanı sağlıyor. Sol kalça arkadaki aşağıdan topuğuna doğru, öndeki topuğuna doğru bir hamle yapmayı sanki düşünüyor, böyle düşünüyor. Ve kollarınızı iki yana doğru açarken tabandan yere öyle kuvvetli basın ki tabandan yere doğru inen güç gövdenin yukarıya doğru hafifleyebileceğini fark ettirebilecek bir enerji yakalasın sana. Düzgün bir enerji, güç oluşturmaya başlamak için tabii ki bugün ilk pratik yapılıyorsa hemen olmayacak ama yavaş yavaş. Arkaya doğru kendinizi yavaş yavaş indirirken bakın bacaklarımla ilgili hiçbir değişiklik yok. Ters savaşçı. Uğurduran bir apadra sana. Tekrar geriye doğru dönüyoruz. Ve bacağımızı düz hale getirerek ileri doğru hafifçe uzanıyoruz. Küçük bir vinyasa. Al nefesini yere paralel. Biraz sandalyen varsa sandalyeyi öne doğru kaydırarak aşağı in. Gövdeyi düz tut. Yükün tamamını sandalyeyi bırakma ama. Dokunmuş olsan bile güçle kendini yukarı doğru itmeye fark ettiğini, hafif enerjiye nasıl geçebileceğini araştırırken bacakların ve kalçanda hiçbir fark oluşmadan geriye doğru uzanıp sol elle ayak bileğine, sağ kolla yukarı. Geriye doğru uzanmaya, yüzündeki ifadeyi hafifletmeye çalışıyoruz. Tekrar yere paralel, yukarı doğru çıkarken sandalyeyi hafifçe kaydırıyoruz. Üçgen, iki dar duvarın arasına yerleşmiş bir beden gibi ileri doğru uzanıp başını omuzunun üzerine doğru bırakmayı, oradaki hafifliği bulmaya çalışıp şu anda sandalyeden hiçbir destek yok, ihtiyaç da yok. Tekrar geriye dönüyoruz. Bir kere daha. Öndeki dizi bükün. İhtiyacın yoksa sandalyeni arkaya doğru götürüp aynı pozisyonu bulmayı istersen dene sandalyesiz bir şekilde. Dizinin iç tarafından baktığında ayak baş parmağını görebilmiş misin? Bak bakalım. Arkaya doğru sol elinle ayak bileğine doğru yönelirken sağ kolunu gökyüzüne uzatıp ona doğru bakabilirsin. Başının üstünden geriye doğru uzatmayı deneyebilirsin. Tekrar yere paralel duruma geldikten sonra bacaklar düz ve ileri doğru uzanmaya. Trikonasana. Şimdi sağ elini beline, sağ elini aşağı ayak bileğine veya yere, sol kolunu da en yüksek noktaya götürebilirsin. Elin ya ayak bileğinde ya senin bloğunda ya da yerde. Hangisi uygunsa başının üstünden ileri doğru uzatıp yere dönerken arkadaki ayak ucunun üzerine doğru çıkıp dizi büküyoruz. Dizi büktüğünde bütün ağırlığını bacağın üzerine serbest bırakmaya, burası çok değerli bir yer, kalçan yukarıda kalacağına, onu aşağı bırakırsan öndeki dizden arkadaki dize doğru dümdüz bir çizgi oluşturabilirsen 180 derece arkadaki diz üzerindeki baskı en aza iniyor. Yani hiçbir şekilde
ağrı yaratamayacağı ama akut bir problem yaşanıyorsa altına havlu koy mutlaka. Gövdenin bütün ağırlığını bacağın üzerine bırakıp kollarınızla yavaşça boşluğu kucaklarmış gibi yapın. Burada sağa sola doğru devrilmeyen bir beden yakaladığınızda da anlayacaksınız ki kökleniyorum ben. Bıraktım bedeni. O yin, o mütevazi, o durağan enerjiye doğru bir adım attım. Ve orada yıpranmayı bırakarak kendimizi serbest bırakabiliyoruz. Yavaşça ellerinizi yere koyun. Alın bacağınızı geriye. Yere paralel oluyoruz. Topuklarınızı yere bastırın ince. Bekle. Neydi? Yere bakan köpek pozisyonunda. Amaç kendini taşımak değil. Doğru açılara yerleşirsek yük artık bizi terk ediyordu. Zihinde doğru bakış açısının içine girersek yük, zihnimizdeki yük bizi terk ediyordu. Şimdi tekrar uzunca bir nefes alıyorsunuz. Sol bacağınızı yukarı kaldırıyorsunuz bu kez. Sol bacak yukarı çıktıktan sonra onu iki elinizin arasına doğru getirip arkadaki ayak tabanını yere koyun. Ve bacaklarınızı düzeltin. Sandalyeniz tam arkanızda olsun. Birazdan çekeceğiz onu öne. Güçlü bir hareket oluşturacağız. Parke çok güzel oluyor bazen. Hangi parkedeyse öndeki topuk, aynı parkede arkadaki topuk. Tamam. Kalça kemiklerimiz üzerine gövdeyi yerleştirdi. Eğer önde kalan bir gövde varsa gövdeyi geride tutacaksınız. Öndeki dizinizi bükerek aşağı doğru indiğinizde hemen bir destek alıyoruz sandalyemize. Vücudumuzu önce bir doğru form içine yerleştirmeye. Diz içinden bakıldığında şu bölümden ayağımın o baş parmağını görebilecek pozisyondaysam bu diz, çünkü bükülme açısı dikey, yani sagittal plan dediğimiz bükülmeler yapmalı bu. İçeriye rotasyon yapacak veya içeride gelirse kendini kollayamıyor. Kendini aşağı doğru iterken özellikle sandalyeyi, sağ kalçayı topuğa doğru, öndeki topuğa doğru hamle yapar pozisyonunda bırakıp tabandan yere kuvvetli bir şekilde bastırarak açın kollarınızı. Gülümseyin. Sol elinize doğru hafifçe bakmayı deneyin. Ama böyle gözünüzle değil, yüzünüzle bakın, yüzünüzle öne doğru baktıktan sonra geriye doğru yavaşça açılıyoruz. Nefesinizi verirken yere doğru geri dönüyoruz. Öndeki bacağımız yavaş yavaş yukarı çıkarken, diz düz hale gelirken sandalyemizi düzeltiyoruz. Biraz öne doğru gövdeyi kaydırıp geri geliyoruz. Aynısından yapacağız. İster sandalyeyi, İster sandalyesiz, öndeki dizi bükerek, arkadaki tabanı yere kuvvetli basarak, kalçayı aşağı doğru, sağ kalçadan sol topuğa doğru bir hamle yaparak bekleyip yüzünüzü karşıya, sandalyeye tam oturmak gibi olmasın. Gücünüzü tabanlarınızdan yere doğru verin ki beden yukarı doğru hafifleyebilsin. Şimdi yavaşça geriye doğru uzanıp sağ elle, ayak bileğine, sol kolla en yüksek noktaya doğru uzanacağız. Tekrar nefesinizi alıyorsunuz. Ve şimdi yavaş yavaş yukarı. Yerden ileri doğru. İki dar duvarın arasından ileri doğru gitmeye çalışıyoruz. Geriye dönüyoruz. Son bir tane daha yapacağız ama sandalyemizi geriye alıyoruz. Pratiği olanlar da, yani savaşçıyı çok yapmış olanlar da bir daha tekrar yaparken bu sandalyeyi kullansınlar. Belki bir daha izlersiniz bunu. Sandalyeyi kullandığında bunun bir hareketten, bunun bir poza nasıl dönüştüğünü fark edeceksiniz. Amaç o ya, poz. Yere doğru yaklaşırken kollarınızı yana açıyorsunuz. Yüzünüzü sola çeviriyorsunuz. İkinci savaşçı ve ters savaşçı. Sağ elinizle ayağınıza, sol kolunuzla gökyüzüne arkaya doğru, hala sağ kalçan aşağıdan topuğuna doğru uzanmaya çalışırken gövdenin iki dar duvarın arasına sığmış gibi hareketini unutmadan yere tam paralel olun.
bacak düz olsun. İki dar duvarın arasından ileri uzanmaya çalışıp başını kolun üzerine bırakarak bekle. Eğer her şey yolundaysa, daha ileri gidebiliyorsan elini yere bırakıp sağ kolunu yukarı uzat. Bacağın üzerinde de kalabilir, elini tam yere de bırakabilirsin, hangisi uygunsa. Burada kalmasında, diz hariç herhangi bir noktada kalmasında hiçbir sakınca yok. Vücudu alıştırıyoruz yavaş yavaş. Ama ilk tuttuğun yerde ileriye doğru bir kapı açıldıysa bu mesajı mutlaka okuyun. Eğer mesajı okumazsanız, yani mesaj size geliyor ama sen onu basıp okumuyorsun. İşte bu, o mesaj sana gelmiş sayılmıyor. Yavaşça kolun öne doğru uzatıp yere dönüyoruz. Arkadaki ayak ucumuzun üzerine doğru çıkıp öndeki dizi bükerek aşağı iniyoruz. Gövdenin bütün yükünü bacağımızın üzerinden aşağı bırakıp kollarımızla sarılıyoruz. Bütün ağırlığımızı yere bırakıyoruz. Sağa ve sola doğru hareket oluşmamaya başladıysa, devrilmiyorsak, eğer o devrilme olmuyorsa demek ki kalçayı yukarıda taşımak yerine yere bırakılabilmeyi anlamış bu beden. Teslimiyeti anladıysa çaba yavaş yavaş sonlanıyor. Çabayı sonlandırıyoruz. Bıraktık kendimizi aşağı. Öndeki bacağınızı yavaşça geriye getirerek topuklarınızı yere bastırın. Şimdi iki dizi birden büküyorsunuz. İki diz birden büküldükten sonra kalçayı topuklara doğru yaklaştırın. Aşağı doğru yavaşça kendinizi bırakın. Bekleyin orada. Alın nefesinizi öne doğru gelin. Ayaklarınızı yere takın. Hangi bacak olduğu önemli değil. Birini öne getiriyorsunuz. Birini arkadan öne doğru getiriyorsunuz. Bacaklarınızı da arkasından yakalayıp kendinizi doğru yavaşça çekin. Ayaklarınızı yere takın. Yavaş yavaş. Kollar vücudunuzun iki yanına doğru açılacak. Ayaklarınızı mat genişliğinde birbirine açık tutacaksınız. İki dizi birden sağ tarafa doğru bırakın. Bastırmak gibi bir niyetimiz hiç yok. Öyle bıraktık. Yüzünüzü sol tarafa çevirin. Ağırlığı bıraktığını fark ettiğinde yol almaya başlıyoruz. Teslimiyet başlıyor. Dizleri yukarı kaldırıyoruz. Diğer taraftan aşağı. Yüzümüzü sağ tarafa çevirin. Bütün ağırlığınızı yere bırakın. Belki sağ tarafa doğru daha kolay düştük. Daha kolay bıraktık. Sol tarafa daha zor. Dert etme. Akışa bırak. Kullanmamış olduğun bir tecrübe deneyim olabilir bu şimdiye kadar. Ama kullandıkça birbirlerini mutlaka dengeleyecekler. O denge işi bizim için yogadaki en önemli sırrını biliyor ya. Dengeyi fark etmek. Olması gerektiği dozda olmak. Anın kuralına uyum sağlamak. Hayata sunduğun tavır hepsi yogayı anlatan sözler. Yavaşça dizlerinizi yukarı kaldırın ve öne doğru bacaklarınızı uzatın. Kollarınızın bütün ağırlığını yere serbest bıraktıktan sonra 2 dakika hiçbir şey bedende aktif bir form yaratmadan kendimizi yere bırakmaya çalışıyoruz. Gözler kapandığında kendinizi sadece yere akmak nasıl mümkün? Yere bırakılmak, teslim olmak nasıl mümkün? Bunu düşünmeye çalışacaksınız. Ayaklarınızdan başınıza doğru vücudunuzdaki her bölümün yere nasıl bırakılabildiğini fark etmeye çalışacaksınız. Teslim olmayı fark edin.
Uzunca bir nefes alın şimdi. Kendinizi yavaşça, önce dizlerinizi vücudunuza doğru çekin, sarılın. Biraz sağa, biraz sola doğru devriliyorsunuz. Bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Sağ tarafa doğru kendinizi bırakın. Gözlerinizi açın. Gözler açıldıktan sonra hangi duyguya çok yakın olduğunuzu kendinize mutlaka titreşim ortaya çıkacak şekilde, yani sesli bir şekilde söyleyip yukarı doğru kalkın. Bağdaş kurarken ellerinizi kalbinizin önünde birleştirebilirsiniz. Avuçlarımızın içinde kalp enerjisi yüklü. O yüzden üç bedenin kalbi bir araya gelsin diye sembolümüz bu. Yapmak zorunda değilsin tabii. Yani hangi duygu, enerji, tavır uygunsa onunla içinde kalabilirsin. Dualarınız kim olduğunuzu anlatan çok önemli bir rehber. Seçtiğiniz sözcükler, kelimeler kim olduğunuzu size çok iyi anlatan bir rehber. Şimdi gözleri kapatın. Kendi duanızı kendinizle paylaşın ama çok dikkatli dinleyin. Söylediğiniz şeyi dinleyin. Bakalım ne çıkacak? Hangi kelimeler, hangi duygu, hangi enerji çıkacak ortaya? Benim ruhum senin ruhuna koşulsuz bir sevgi, koşulsuz bir saygı duyuyor. Bir beklentim yok çünkü sen bir doğasın. Doğaya karşı beklenti yoktur. Olduğun gibi kabul ediyorum seni. Huzurun bütün kaynağı bu. Beklentiden arınmak. Sahip olduğum ve sahip olmadığım her şey için şükrediyorum beni yaratana. Hepsinin bir anlamı var ve ben de bunun farkındayım. Hepimizin yolu açık, hepimizin yolu ışık olsun. Namaste. Günaydın herkese. Uyanmak nasip olsun hepimize. Uykudaki duyguları uyandırmak nasip olsun hepimize. Fark edebilmek nasip olsun. Kucaklayabilmek nasip olsun. Hoş görebilmek, doğru niyette kalabilmek, hoş görmek, şefkat, adalet, farkındalık. Hepsi hepimize yavaş yavaş inşallah uyanmaya başlar bu duygular. Uyanmış olduğunu düşündüğümüz zaman da ilerisi olabileceğini lütfen hep hatırlamanızı tavsiye ediyorum. Güzel bir gün, Ramazan ayında güzel bir enerji hem yaymanızı hem de size gelmesini diliyorum. Ramazan'ın bütün farkındalıklarını yaşamanızı istiyorum hepimiz. Okay. Teşekkür ederim. Dersin başında sevgili guru bayım, guru kardeşim Murat Onuk'un oluşturduğu fasikülleri, yoga ile alakalı çok güzel detayları fasikül fasikül yapıp güzel anlaşılabilir bir halde oluşturduğundan bahsetmiştim. Eğer ki bunlara sahip olmak istiyorsanız, Yoga Vakfı ile size irtibata geçireceğim. Oradan temin edebileceksiniz. Kim istiyorsa mesaj atsın ama, olur mu? Ne olduğunu anlamak istiyorsa mesaj atsın. Yogayı öyle biraz daha içerleyebilmek için, derinleştirebilmek için yapabileceğiniz bir şey bu. Benimle de Yoga Vakfı'yla da direkt irtibata geçebilirsiniz bununla da alakalı olarak. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun. Hadi bay bay.